Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Arkadaşlar hoş geldiniz. İlk round'dayız. Milli ara hoş özel yapacağız. Milli takım özel bölümlerimizle. Hı hı. Mustafa, aslında sen Ermenistan maçındaydın. Fikirlerinizi de dinledim. Hı hı. Ben bir fikrimle aslında başlamak istiyorum. Hazır tahtı da var diyorsun. Aynen. Masum derimde diyorsun. Aynen. Diğer şey gibi. Kral. Çalışkan öğrenci. Notlarını almaya gelmiş. Her türlü kağıt var önünde. Zor. Ben de laptopumla geldim. Bizim kitabı ortaya koyayım isterseniz. Var ya öyle kitapsız. Bir şey var. Kitapsızlar tahtaya kalksın. Aa, bir de şey vardır. Kitap açık sınav. Ya kitapsızlar tahtaya kalksın çok iyi abi. Kalkıyor. Kitapsız kalkıyor. Nasıl kitapsızlar? Kitapsızlar. Okul hayatının en müthiş cümlesi ya. Kitapsızlar tahtaya kalksın. Ya bir de bu kitap açık sınavlar vardı. Normalde bu arada bence böyle olmadı. Sonuçta günlük hayata hazırlanıyorsan yani kitapsız böyle sınav mı olacaksın yani? Sonuçta atıyorum mühendislik okuyorsun ona göre. Ama aynı zor sınavlar onlar olurdu. Hep aklıma o göre kitap açık falan deyince. Tam kabus yani. Bunu yapamazsan direkt böyle şey. Böyle verir kitabı 30 alırsın maksimum. Öyle bir soru gelir ki. Bütün kitaptan 4-5 tane. Yok bir de baskı da oluyor. Yani kitap açmakta serbest ya. Şu olur sonra. Kopya çekmek de. Çocuğumuz geri zekalı galiba. Onlar ama yapamadı diye. Ama öyle olmuyordu. Allah azı. Çok zor geçiyordum ya. O tarz sınavlar bayağı sıkıntı. Ben de kitap açık şeyimi yapacağım. Şimdi normalde bu dizilişle başladık. Ve çok eleştiri aldığını gördüm. Yani işlememi sakın. Ben mantıksız bulmuyorum ama burada bir tane problem var. Yani problemin... Hemen bak. Savun kardeşim sen... Kunsa bile üçlü oynamaz bu takım diye sormadın mı? Tabii. Benim fikrime yakın. Problem yok. Ve sanılanın aksine ofansif bir diziş. Yani burada bir dörtlü savunma çıkarıp... hani... Yani kağıt üstünde dörtlü gözüküp daha az oyuncu kullanmaktansa amacı şu, Onur ve Ferdi'yi de hücumcu olarak kodlayıp yani aslında 4 yerin yani 6 yerine 7 tane hücumcuyla oynama fikri var burada. Ama burada çok net bir problem var. Şimdi şöyle söyleyeceğim. İstersen Ermenistan'ı kaldır daha rahat gözükür. Yok ya böyle iyi. Ben değil aslında mi? Şey yapacağım. Santrforlarımız. Cengiz biraz daha serbest bir oynuyor. Kanat gibi değil. Hı-hı. Ferdi. Onur. Ve Hakan Orkun ikilisi ki bence bu zaten bunu ofansif kılan da bu iki oyuncuyu kullanmak burada. Herhangi bir defansif forsak kullanmadan. O yüzden gerçekten hücumcu bir üçlü oluyor ama ne olursa olsun bak iki tane 10 numara özellikle 8 numara. Değil mi? Hı hı. Şu an herhalde milli takım forması gelen Açık Ara en iyi sol doğru kanat oyuncusu. Onur da en formda beklerden biri kaldı ki iş de yaptı bence. Enes ve Cenk bu maçta iş yaptı mı diyorsun? Hani inanılmaz etkin olmamış olabilir ama en hücumcu bekimiz Zeki'ye göre de daha hücumcu diyebileceğimiz bir bek Onur. Yani en azından fikir olarak söylüyorum yani. Şimdi kağıt üstünde. Hakan Orkun 10 numara özellikle oyuncular. Doğal olarak aslında böyle bir yapı kurgulamış ve hayal etmiş Kuntus ama burada en temel problem bizim stoperlerimizin gerçekten stoper olması. Yani üçlü savunma oynayabilen oyuncular ama şöyle. Mesela Ozan Meri tamam ama mesela bir Hoffenheim'i düşünüyorum ya da Atalanta. Hı hı. Bu ikisi olur ama burada hakikaten hücuma net şekilde katılan, katkı veren yarı stoper, yarı hücumcu ya da yarı 8 numara, yarı bek oyuncu stiline göre değişebilecek bir durumda olur. Çağlar Merih olur ama burada başka bir profil olur. Bizde hepsi üçlü oynayabilen oyuncular ama üçlünün partisi olarak hepsini birden koyduğun zaman hepsi aynı iş yapıyor bu adamların. Evet. Yani seni çok göstermiyor. Bu yüzden aslında bizim üçlümüzün tam işlemediğini düşünüyorum. Yani Ozan, Merih ve Çağlar hepsi ayrı ayrı üçlü savunma oynuyor. Ama belli ki bir arada kullanmamak lazım. Yani bir tanesinin bek kökenli olması lazım. Böyle bir oyuncumuz var mı? Hani hem stoperliği kotarabilecek hem bekliği kotarabilecek. Belki Kaan Ayhan olabilir. Bir tane var. Belki Kaan Ayhan, bir de Zeki Çelik. Mert Müldür bence. Mert Müldür daha ideal. Doğru söylüyorsun. Senin dediğin aslında Mert Müldür. Aynen. Bu maç özelinde Mert Müldür. Yani hı, özellikle Ermenistan'a karşı. Yani çünkü kavga dövüş, fiziksel mücadele. Hı. Yani onlar için de önemli bir maç. Anlamlı bir maç. O yüzden fizikselliğin üst düzeyde olacağı aşikar. Bizim kalitemizle fark yaratmamız lazım. Bizim oyuncularımız hem fiziksel olmalıydı hem de yaratıcı olmalıydı onlara göre. Hı hı. Çünkü onlar bozan taraf, işleri daha kolay. Doğal olarak burada bu üçlüyü bırakmak handikapa dönüştü bir noktada. Çünkü hepsi benzer rollerde, benzer alanları kapatmaya çalışıyorlar.
Şut şuraya kadar açıldı. Ben Çağlar'ın 1-2 dribbling denemesini gördük ama ikinci yarıda özellikle. Şuraya kadar açıldı. Buralarda katkı veren adam değil ki Ozan ya da Çağlar. Halbuki Ozan'ın çok bireysel hata yaptığı bir maç oldu. Yani çok oyun kimliğine de uymadı. Burada dediğin gibi mesela saydığım alternatifler arasından Mert Müldür olsa hem stoperli kotarıp hem de hücuma katkı verebilir. O zaman işte daha farklı bir şeye dönüşebilirdi. Hatta hakkını yemeyelim. Abdülkerim Bardakçı bence mesela Çağlar'a göre de daha fazla oyuna katılan sol doğru, stoper. Doğru, doğru, doğru. Yani Abdülkerim de olabilir. O da biraz tartışmalı bir konu. Yok yani herkes sağlıklı olarak düşünüyoruz. Mert Müldür de formda, aynen. Abdülkerim de sağlıklı. Aynen öyle ama belli... Yani olumlu şey senaryo, olması gereken senaryodan bahsediyoruz ya. Profil olarak çok doğru söylüyorsun. Ama bence bir tık daha ekstrem olmalı. Yani Mert Müldür daha ideal gibi. Zaten tersine dedim, aynen. Bu noktada bu üçünün handikap yarattığını düşünüyorum. Bence Hakan Orkun cesur ve doğru bir karardı. İkinci yarıda da gördük yani. Salih de aralarına katınca çok daha rahat ettiler. Çok daha iyi iş çıktı. Bizim için bence şu an muhala bir alternatif. Çünkü bizim elimizde Ferdi Kadıoğlu var abi. Yani Ferdi Kadıoğlu'nu hem savunma melekelerin yani savunma görevlerinin aksamadan hakikaten buralarda oynayabilen bir oyuncuya sahip olmak çok ciddi bir kazanım. Sol bekten bunu yapması nispeten daha zor ama kanat beki oynattığında yaratıcılığa da buradan da bir katkı sunmuş oluyorsun. Herkesin elinde olan tarz bir oyuncu değil. Bence mesela bir şampiyonaya gitsek bayağı olumlu anlamda sırtacak. Yani Türklerin elinde ne güzel kanat beki varmış be oh diye bir izletecek bir oyuncu bence. Yani birçok parça oturuyor ama oturmayan bölüm şu. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Evet yani bu üçlü... Laptop'ımı da sana vereyim. Onu alayım. Yani ben aslında temelde şöyle milli takım bazında özellikle bizim milli takımımıza dahil olmak üzere üçlü savunmanın biraz daha handikap yaratacağını düşünüyorum. Nedeni tam da anlattığın gibi detaylar ve bu detaylar sanki daha çok pratik gerektiriyor. Yani mesela çok iyi bunu çok iyi oynayan kulüp takımları var. İşte Brighton gibi. Premier Lig'e daha yoğun takip ettiğim için genelde örnekleri oradan veriyorum. Brighton böyle. City zaman zaman oynuyor. İşte Stones Ake yapıyor kenarları. Ortada tek bir stopere bırakıyor. Chelsea oynuyor. Son dönemde çok parlak olmasa da performansı. İyi oynadığı zamanlar çok oldu. Ama hep işte kulüp takımı pratiği olan, yani bir oyun pratiği olan takımlar bunlar. Milli takımlarda üçlü savunma oynamak biraz daha pratik gerektirdiği için eğer çok temelde aynı yerde oynamıyorsa bu oyuncular mesela bence üçlü savunmayı en iyi oynayan milli takım İtalya'ydı bir dönem. Chiellini, Bonucci, Barzagli üçü zaten komple paket Juventus'tan gelmişti. Zaten Juventus'ta da oyun oynuyorlardı. Milli takımda devam ettiler. Doğru. Yani bu anlattıklarım çok doğru ama hep dikkat et pratik gerektirir. Mesela işte kenar stoperlerin oyuna dahil olması ya da belki orta stoperin dahil olması zaten yani hele ki mesela Türkiye Ermenistan karşısına çıktığı zaman maça kazanmak için çıkıyor. Maça kazanmak için çıkan bir takım üçlü oynuyorsa kesin dediğin gibi üçlü stoper hattının bir şekilde oyuna katılması gerek. Ya dediğin gibi işte beklik yapacaklar. Ya da mesela Romero şu an Tottenham'da olan Romero Atalanta'da olduğunda orta stoperde oynarken bir yalda 6 numaraya dönüşüyordu. Kim Minje olacak. Yani aynen Kim Minje de öyle yapıyordu mesela Pereira zamanında. Ama biz hakikaten şöyle kaldık. Şöyle bu adamla burada kaldı abi. Böyle kalınca Onur da bir kanat bek. Yani bek aslında yani kökeni bek bir oyuncu. Şöyle aykırı bir şey yapabilirsin ya da mesela 3 tane stoperin çakılı kalıyorsa ne bileyim Kerem gibi böyle çok ekstra bir oyuncuyu kullanabilirsin kanat bekte Ferdi'nin tersinde ki Hakan Ozan yine bir ofansif durumdan bahsedelim. Hem 3 tane adamın sabit kaldı. Oyuna katılım yok. Hem de bir de bir tanesi zaten kökeni bek. Her ne kadar hücumcu bek olsa, bekteyken hücumcu olsa da kanat bek için hücumcu diyemeyiz bence Onur Bulut'a. Hani çizgi kullanan olur. Bir ön tarafa koyduğun zaman hatta sırıtabilir de. Ama geriden destek verdiği zaman atakları daha iyi olur mesela Onur Bulut gibi. İşte Rozi gibi, Onur Bulut gibi oyuncularda daha iyi olur. Hatta Ferdi zaten şeyde, oynar. Ferdi'yi sağ atıp Kerem'i direkt kullanabilir miydi? He, tabii olabilir. Kerem sol kanat bekte diyorsun. Ferdi. Aynen. Zaten böyle olmadı. City dedim ya az önce. Bu albümler hani güzel örnekler diye söylüyorum tabii ki. Mesela orada Ake oynuyorsa, diğer tarafta işte Stones ya da Walker oynuyorsa, biraz daha hakikaten stoperimsi bekler varsa sağda solda. Mesela Grealish ile Foden oynuyor abi kanat beklerde. Ya da Bernardo Silva Grealish oynuyor. Yani kanat bekler çok yaratıcı oluyor. Çok ekstra hücumcu oluyorlar. Yani biz iki tarafı da yapamadık diye düşünüyorum. Hem üçlü stoperler oyuna dahil olmadı hem bir de şöyle bir de bir şey var.
tek adamla hücum ediyorsun mesela. Ben Cenk Tosun'u hakikaten senin de koyduğun gibi otomatikman ikinci forvet gibi oynuyor. Cengiz de burada topu ayağına el aldığı aksiyonda forvet gibi davranıyor. Yani Cengiz'in oyun içerisinde çok katkısı olduğunu düşünmüyorum. Oyun kurulumu zaten iki tane adamın sırtında. Orkun, Hakan Çalhanoğlu. Yani çok mucizeler yaratması gerekecek. Ferdi biraz dahil olmaya çalışıyor. Onur da zaten kanat bek. O da çizgi yapışık bir oyuncu. Yani buradan oyun çıkması zaten çok zor. Ben Kuls'u bu konuda eleştiriyorum. Tabii ki galibiyet çok önemli. Hakikaten çok önemli. Yani Ermenistan deplasmanlarında, işte Letonya deplasmanını biz kazandıkça zaten ilk iki atacağız kendimizi. Ama abi yani Uluslar Ligi'nde de resmi hazırlık maçları oynamış bir milli takımını düşünüyorum. Yani uzun zamandır aslında takımla çalışıyor Kuls, Stefan Kuls. Bunun artık bir şekilde çözülmüş olması gerekiyor. Yani bu 11'i ben gördüğüm anda biraz daha çözümsüz kalacağını hissettim. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun olmadığı, 3 tane stoperle çıktığımız. Yani çünkü Ermenistan'a karşı oynuyoruz. Ermenistan bekleyecek bizi. Yani bizim üretmemizi bekleyecek. Bizim üretmemiz beklendiği bir maçta 3 tane oyuna katılmayacak olduğu aşikar olan 3 stoperle çıkmanın çok çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu aslında bence hiç hücumcu değil. Mesela Orkun'la Hakan'ı da tamamen kaybediyorsun. Hücumda tamamen kaybediyorsun. Onlar ikisi de derinde toplamak zorunda kalıyor. Pratikte işlemedi. Yani evet. Az önce anlattım aslında işin teori tarafı. Pratikte işlememesi çok yani, aşikar yani. Üçlü olunca orta saha daha kolay yerleşiyorsun sahaya. Bir de senin vurguladığın nokta üstünü biraz altını çizmek için söyleyeceğim. Şimdi Beşiktaş, Atalanta, Hoffenheim, Leicester City. O da ya sana yarı kulüpsüz sayılır hatta. Evet, şu an yok yani. Evet. Komple rotasyonda yok. Fenerbahçe, Feyenoord, Inter, Beşiktaş. Bu da Beşiktaş, Beşiktaş ama yani uzakta, bağlantıları yok. Uzakta. Marsilya, Villarreal yani tamamen random. Evet. Yani. İki tane böyle birbiriyle oynamış oyuncu yok. Doğal olarak dediğim gibi ekstra bir şey talep ettiğin zaman bunun karşılığını almak da çok kolay olmuyor. Neredeyse tamamı yani. Üç tane Beşiktaşlı var ama onların da birbirleriyle ilişkisi kısıtlı saha içinde. Hani bir sağ bek bir sağ açık olur vesaire. O zaman işte böyle bir noktada da biraz bireysele kalıyor. Burada bence en eksik bırakan oyuncumuz Cengiz oldu. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.